Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli Radyo Denge dinleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbimize hamdolsun ki Kur'an'ı hakkıyla okumak programının 21. bölümünde de bizleri kavuşturdu. Değerli dinleyenler, bugünkü sorularımızda yine Resul'ün Kur'an'daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetleri ele almaya gayret edeceğiz. Bu hafta Kur'an, hadis, sünnet ilişkisi üzerinde biraz daha durarak bu konuyu sonuçlandırmaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz nasip ederse bundan sonra, yani 22. bölümden itibaren inşallah yine Kur'an'ı hakkıyla okumak üst başlığı altında yeni bir konuyu ele almayı planlamaktayız. Değerli dinleyenler, Rabbimiz izin verirse yine haftalarca birlikteliğimize vesile olacak yaratılan ve emredilen evren ve fıtrat ve insan başlığı altında hep birlikte okumayı sürdüreceğiz inşallah. Ancak bu yeni başlığı ele almaya başlamadan önce bir süre ara verip inşallah son 6 bölümü tekraren yayınlayacağımızı duyurmak istiyoruz. Evet, şimdi Mehmet Pamak abimiz hattımızda, inşallah kendisiyle bu girişten sonra programımıza girmek istiyorum. Mehmet abi, selamünaleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız, bir seyahatteydiniz, nasıl geçti, iyi geçti inşallah. Allah razı olsun, hamdolsun, görevlerimizi yapmaya çalıştık, Rabbimiz kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Mehmet abi, ben hemen sizi bekletmeden sorularıma başlamak istiyorum. Kur'an'da Resul'le salat edilmesi, onun incitilmemesi, önüne geçilmemesi ve seslerin onun sesinin üstüne yükseltilmemesini emreden ayetleri kısaca açıklayabilir misiniz acaba? Buyurun abi. İnşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler ve stüdyodaki kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin ve bütün dünya Müslümanların üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun abi. Şimdi dediğiniz konuda, yani peygambere salat edilmesi, onun incitilmemesi, önüne geçilmemesi, seslerin onun sesinin üstüne yükseltilmemesi konusunda bazı ayetler var. Onları hatırlatalım önce. Ahzab suresi 56. ayetle başlayalım. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Allah'ın peygamberine salat etmesi şu anlama gelir değerli dinleyenler. Allah peygamberine karşı çok merhametlidir. Onu över, onun işlerini bereketli kılar, ismini yüceltir ve onun üzerine rahmeti indirir. Onu destekler. Meleklerin salat etmesi ise şu anlama gelir. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok severler. Ona en yüce makamları vermesi, dininin ve şeriatının gelişmesi ve onu yüksek derecelere ulaştırması için Allah'a dua ederler. Değerli dinleyenler, Rabbimiz insanlara da siz de ona salat ve selam okuyunuz emrini vermektedir. Bu bağlayıcı bir emirdir. Yerine getirilmesi mutlaka gereklidir. Müminlerin fiili dua, itaat ve destek ve risalet mirasını desteklemeleri emredilmektedir böylece. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak sellimu teslima emri şu anlama gelir. Onun iyilik ve emniyeti içinde olun, ona karşı çıkmaktan sakının ve samimiyetle ona boyun eğin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, salat kelimesi değerli dinleyenler ala ekiyle kullanıldığında üç anlama geliyor. Birincisi, birisine doğru yönelmek, bir kimseye sevgiyle yaklaşmak ve onun üzerine eğilmek. İkinci olarak bir kimseyi yüceltmek, üçüncü olarak da bir kimse için dua etmek. Ahzab suresi 57. ayette ise şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır deniyor. Allah'a eziyet etmek iki anlama gelir değerli dinleyenler. Bir tanesi Allah'a isyan edilmesi, ona karşı şirk, küfür ve inkar tavrının takınılması ve onun haram kıldıklarının helal kabul edilmesi. İkinci olarak onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem eziyet edilmesi. Resule itaat, Allah'a itaat demek olduğuna göre Resule isyan ve düşmanlık anlamına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet edilmesi. Dolayısıyla müminlerin bu tür davranışlar sergilemekten uzak durmaları gerekir
Yani Allah'a ve Resulüne, Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onları aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Tehdidine muhatap olmamak için ne yapmak lazım? Allah'a ve Resulüne isyan içinde olmamak, onlara itaat çerçevesinde hareket etmek gerekir. Hucurat suresi 1. Ayette, ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah işitendir, bilendir deniyor. Bu ayette belirtilen önüne geçmeme hususu, söylenen söz, yapılan iş ve çıkarılan hükümlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aykırı davranmama, edebi koruma, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edepli olma ve ona uyma şeklinde yorumlanmıştır. Evet, biz Allah ve Resulü bir meselede bir hüküm vaaz etmişse yapmamız gereken şey farklı bir tercih yapmak değil, o hükme teslim olmaktan ibarettir. Bu bakımdan Allah ve Resulünün önüne geçmemeye Rabbimiz bizi çağırmaktadır. Hiçbir sözümüz, hiçbir işimiz ve çıkaracağımız hiçbir hüküm Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aykırı davranma konumuna bizi sürüklememeli. Ona karşı edebi aşan bir tutuma bizi sürüklememeli ve mutlaka ona itaate aykırı da bir konuma sürüklememelidir. Yine değerli dinleyenler, Hucurat suresi 2. ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere, Resul'e yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üzerine sesini yükseltmek ve ona birbirlerine insanlar bağırdığı gibi bağırmak, yüksek sesle bağırmak amellerimizi yok edebilecek bir sonuca bizi, Allah muhafaza etsin, sürükleyebilir. O duruma düşmemek gerekir. Her ne kadar bu edep ve terbiye, değerli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bulunan insanlara Resul ile nasıl konuşacaklarını öğretiyorsa da, daha sonra gelen insanlar da, bakımından da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek adı anılınca veya onun bir buyruğu anlatıldığında yahut bir hadisi, bir sünneti gündeme getirildiğinde ona karşı edepli bir şekilde davranmamızı gerektirir. Hazreti Peygamber'e karşı yapılan bir saygısızlık, kişinin ömrü boyunca yaptığı hayırlı amelleri yok edebilecek kadar büyük bir günahtır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterilecek hürmet, onu peygamber olarak gönderen Allah'a hürmet etmek, yine ona hürmette kusur etmek ise Allah'a hürmette kusur etmek anlamına gelecektir. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutum ve davranışlarımızı belirleyen bu ayetler önemlidir. Onun sünnetine karşı, onun bize ulaştırdığı hükümlere karşı ve ona, onun şahsiyetine, zatına karşı edepli, saygılı ve itaatkar bir konumda olmamız isteniyor. Hucurat suresi 3. ayette de mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettik kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük mükafat vardır. Bakın, seslerini yükseltenler için amellerini boşa çıkaracak kadar büyük bir günah söz konusu ve tehdit söz konusuyken Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimseler olarak nitelendiriliyor. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat olduğu bildiriliyor. Evet, bu sualinize karşı bunları söylemekle yetinelim inşallah. Allah razı olsun Mehmet abi. Günümüzden inşallah. Peki Mehmet abi, Kur'an'da Allah ile Resullerin arasının ayrılmaması ve Resullerin aralarında ayrım yapılmaması konusunda neler söyleniyor? Buraya da değinmenizi rica edeceğim Mehmet abi. Buyurun. Hay inşallah. Bakara suresi 285'te mealen şöyle buyuruluyor değerli dinleyenler. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle dediler.
işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Burada altını çizeceğimiz konumuzla bağlantılı olan kısım şudur. Ne diyorlar iman edenler? Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Evet, bizler de peygamberler arasında asla ayrım yapmadan tamamına iman etmek, tamamının da Kur'an'da aktarılan kıssalarından istifade etmek, onların kişilikleri ve mücadeleleriyle bağlantı kurup istifade etmeye çalışmak olmalıdır. Nisa suresi 150 ve 151. ayetlerde de değerli dinleyenler mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimine inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin yani imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır deniyor. Değerli dinleyenler, burada da Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenlerden bahsediyor. Yani Allah ile peygamberin arasını ayırmaya kalkan, peygamberlerin arasını ayırmaya çalışanlar kınanıyor ve kafirlikle nitelendiriliyorlar. Yani peygamberlerin de kimine inanırız, kimine inkar ederiz diyenler için de aynı küfrün tespiti yapılıyor. Dolayısıyla biz ne peygamberler arasında bir ayrım yaparız, ne de Allah ile peygamberlerin arasını ayırırız. Çünkü biz müminleriz. Mümin olanlar Allah'a ve Allah'ın gönderdiği vahye teslim olanlardır. Gayba iman edenlerdir. Rabbimiz de vahyinde ne diyor? Allah ile peygamberlerin arasını ayırmayın ve peygamberlerin de arasında bir ayırma gitmeyin. Tamamına birlikte iman edin. Tabii kitap ehliyle ortak amentüye sahip olduğunu iddia eden biliyorsunuz Abant toplantılarıyla meşhur bir bugün çete olduğu ilan edilen bir grup var değerli dinleyenler. Bunlar peygambere ve son kitaba iman zorunluluğunu biliyorsunuz kaldırdılar. Allah'a ve ahirete inanan kitap ehli de kurtuluşa erecek dediler ve birçok sapmaları vardı. Bir sapma da burada gerçekleştirdiler. Halbuki bütün peygamberlere birlikte iman etmek gerektiğini birçok ayetinde Rabbimiz emrediyor ve son kitap ve son peygambere de iman etmedikçe asla cennete gidemeyeceklerini söylüyor. İmanlarını kabul etmiyor Allah böyle son kitap ve peygambere iman etmeyenlerin. Sadece kendi peygamberlerine ve Allah'a iman etmekle, ahirete iman etmekle kurtulamayacaklarını söylüyor. Çünkü gerçekten Allah'a iman ediyor olsalar, Allah'ın son kitabı ve peygamberine de inanırlar. Gerçekten teslim olmuş olsalar, müslim olmuş olsalar, kesinlikle son kitaba ve peygambere de iman ederler. Allah ile peygamberlerin arasını ayırmadıkları gibi, peygamberlerin de aralarında bir ayrıma gitmeksizin tamamına iman etmeler isteniyor. Bunu yapanlar müminler, müslimlerdir. Ama bunu yapmayanlar kafirlerdir. Hiç kimse son peygambere ve kitaba inanmasalar da olur deyip kitap ehlini aklama cüretini göstermemelidir. Ama maalesef değerli dinleyenler bu Abant toplantılarında ve sonraki dinler arası diyalog çabaları içerisinde böyle bir ilişki içerisine girdiler ve Allah'ın kitabını da tahrif ederek son kitap ve peygambere iman etmeseler de kitap ehli kurtuluşa erecek diyerek onlarla ortak amentüye sahip olduklarını dahi iddia edecek kadar ileri gittiler. Halbuki onların amentüsünde ne vardır? İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olduğuna inanırlar. Teslis inancına inanırlar. Yani tam bir şirk ve küfür içindedirler. Buna rağmen onlarla ortak bir amentüye sahibiz gibi bir iddia ile çıkabilmişlerdir bu sapkın kesimler. Allah onlara da hidayet nasip etsin ve bu yanlışlarını düzeltmelerini nasip etsin inşallah. Değerli dinleyenler, Ali İmran 84. ayette de Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. De ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya, peygamberlere, Rablerinden verilene inandık, iman getirdik. Onlardan hiçbir arasında ayrım yapmayız. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Bakın Rabbimiz bunu demeye çağırıyor. Yani bütün peygamberlerin isimlerini, önemlilerin isimlerini sayarak
bütün peygamberlere ve onlara indirilene iman etmeye çağırıyor. Onlardan hiçbir arasında ayrım yapmayız ve biz ancak ona, bu Allah'a boyun eğen Müslümanlarız demeleri isteniyor insanların. Biz de böyle yapmak zorundayız mümin ve Müslüm olabilmek için. İnşallah böyle bir imanın, sahih bir imanın sahipleri oluruz değerli dinleyenler. Evet. Allah razı olsun tekrar. Mehmet abi, sizin de bildiğiniz gibi Müslümanların arasında gerçekten ciddi anlamda bazı konularda ihtilaflar var. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum bu bağlamda. Müminler Kur'an, sünnet ve hadis yaklaşımında nasıl bir ortak paydada buluşabilirler? Nasıl bir ortak zemin oluşturabilirler? Ne diyeceksiniz Mehmet abi? Buyurun. Hay hay kardeşim. Değerli dinleyenler, mütevatiren gelmiş subut-u kat'i Kur'an'ın delaleti kat'i muhkem kısmı var. Ve mütevatir sünnet alanı var. Bu ikisi akidemizin de doğduğu dinin sabitelerini ifade ediyorlar. Ve mutabakat alanımızı teşkil ediyorlar. Yani Kur'an'ın delaleti kat'i muhkem kısmı ve mütevatir sünnet, yaşanarak intikal eden mütevatir sünnet, akidemizin de doğduğu dinin sabitelerini ifade ediyor ve bizim müminler olarak mutabakat alanımızı teşkil ediyor. Kur'an'ın delaleti zanni kısmı ile, yani Kur'an muhkem, delaleti kat'i bir kitap, mütevatir bir şekilde bize ulaşıyor. Ama onun içinde yoruma açık delaleti zanni kısmı var. Ve bir de ahad haber alanı, yani hadis alanı var. Zan taşıdığı için bu iki alan farklı yorumlara açık olup hoş görülmesi gereken, farklılıklarımızın doğduğu alan olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu farklı yorumlara açık ve zanna dayalı olan alanlardan çıkarılan sonuçların, yapılan yorumların asla mutlaklaştırılmaması, akideleştirilmemesi, dinleştirilmemesi gerekiyor. Kitabın anası Ümmül Kitap olarak nitelenen delaleti kat'i kısımdan doğan sabiteler, muhkem naslar alanında ve akide ortak paydasındaki birlik sağlandıktan sonra yoruma açık içtihat alanındaki farklılıklarımız ise zenginlik olarak kalacaktır. Bu bakımdan bizim bu mütevatir alanda, sabiteler planında, akide planında mutabakat aramamız ve orada vahdeti sağlamamız gerekiyor. Yoruma açık içtihat alanındaki farklılıklarımız ise zenginlik olarak görmemiz gerekiyor ki bir gün inşallah müminlerin vahdetini sağlayabilelim. Değerli dinleyenler, sünnet vahiy değil. Ancak Resulün sallallahu aleyhi ve sellem vahyin denetimi altındaki uygulamasıdır diye daha önceki programlarda işlemiştik. Yanlış yapıldığında Yüce Allah tarafından düzeltildiği için Kur'an'la düzeltilmeyenler Allah'ın dolaylı onayını da almış sayılır. Yani sünnet olarak bize bir şey intikal etmiş ve Kur'an'la da düzeltilmemişse o rivayet aynı zamanda Allah'ın dolaylı onayını da almış sayılır. Kerim olarak sünnet, söz, fiil ve takdirleriyle Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşayarak yorumlaması demektir değerli dinleyenler. Bu anlamda sünnet hadisten daha kapsamlıdır. Nitekim size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti hadisinde bu anlam açıkça görülmektedir. Değerli dinleyenler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca Kur'an'ı insanlığa ulaştıran bir elçi, bir aracı olmak durumunda değildir. O aynı zamanda muallim-i şeriat, yani şeriatın öğretmeni, bizi eğiten, arındıran ve müzekki nüfus, yani nefisleri arındırandır. Böyle bir misyonu, fonksiyonu vardır. Vahyin ilk şahitliğini, örnekliğini yapmakla da görevli kılınmıştır. Vahyin ilk şahidi odur. Yani vahyi hayatında ete kemiğe büründürerek ahlakında, davranış biçimlerinde, bireysel ve toplumsal alanlardaki ilişkilerindeki yaşantısında efendim vahyi ete kemiğe büründürerek, örnekleyerek, modelliğini teşkil ederek vahyin şahitliğini de yapmakla görevlendirilmiştir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de budur. Allah Celle Celaluhu tarafından bizlere Kur'an vasıtasıyla bahşedilen din, akidenin esaslarını
ve hayat için sadece belli temel ilkeleri koymuş bulunmaktadır. Bu yüzden değerli dinleyenler, ayrıntılı izahları Kur'an içermez. Ana hatları, köşe taşlarını ve muhkem nasları ortaya koyar, çerçeveyi belirler, hudutları çizer ve o hudutlar, o çerçeve içerisinde Allah'ın mümin kullarına kendi çabalarıyla bu nasları aşmamak, hudutları aşmamak kaydıyla hareket edebilecekleri bir alan da bırakır. Ayrıntılarla ilgili olarak o zaman biz yolumuzu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini dikkate almamız gerekiyor. Ümmeti kapsamlı bir şekilde bu ayrıntılarla ilgili eğitimi tümüyle Kur'an öğretmeni olan Hazreti Peygamber'in şahsına bırakılmıştır. İslam'ın tüm yapısı Peygamber'in sünneti aracılığıyla bina edilmiş ve tamamlanmıştır. Yani bu naslar ve çerçeveler ve hudutlar çerçevesinde onların nasıl anlaşılıp nasıl uygulanacağı ile ilgili pratiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ortaya koymuş ve Peygamber'in sünneti aracılığıyla İslam binası toplumsal planda inşa edilmiş, tamamlanmıştır. Örneğin değerli dinleyenler, namaz, oruç, hac, zekat ve diğer farzlar ve dini pratiklerle ilgili temel emirler hiç şüphesiz Kur'an tarafından konulmuştur. Temel hatları, hudutları, ölçüleri Kur'an tarafından konulmuştur. Fakat bahsedilen bu konularla ilgili detaylar Kur'an'da yer almamaktadır. Hatta öyle ki namaz için son derece önemli olan namaz vakitleri ve sayısı, her namazdaki rekatların sayıları gibi hususların detaylarından dahi Kur'an'da bahsedilmediğini görüyoruz. Aynı durum diğer ibadetler, emir ve kurallar için de geçerlidir. Değerli dinleyenler, örneğin Kur'an hırsızlığın cezası olarak el kesmeyi emretmiştir. Ama hırsızlığın tanımının ne olduğunu veya elin hangi noktada itibaren kesilmesi gerektiği gibi hususları, detaylarını açıklamak ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmıştır. Ve o hayatında uygulayarak, örnekleyerek bize nasıl davranmamız gerektiğinin şahitliğini, modelliğini yapmıştır. Bu sebeple değerli dinleyenler, sünnetin de Kur'an kadar bizim üzerimizde bağlayıcılığı vardır. Ancak bizatihi belirleyici konumda olan ve sünneti de belirleyen ve yönlendiren her halükarda Kur'an'dır. Merkezde Kur'an durmaktadır. En tepede Kur'an durmaktadır ve ondan altta kalan sünnet ve hadisler dahil bütün pratiği Kur'an belirlemektedir. Sünnet dahil hiçbir rivayet ve hüküm Kur'an naslarının üstünde yeni bir ilke ve yeni bir görüş getirememektedir. O halde sünnet korusunun içeriğini belirlerken öncelikle başvuracağımız ve hükümleriyle kayıtlı kalacağımız asıl kaynağımız, kitabımız olan Kur'an'dır değerli dinleyenler. Sünnet konusunda bize bilgi veren kaynaklar olarak Kur'an-ı Kerim ile mütevatir sünnetlerin subutu konusunda bugüne kadar ciddi bir problem söz konusu olmamıştır. Yani mütevatir sünnet ile Kur'an-ı Kerim ile ilgili bize ulaşan rivayetler konusunda bir tartışma yoktur. Subutu konusunda bir tartışma yoktur. Ancak hadislerin subutu konusunda aynı şeyleri söylemek maalesef mümkün değildir. Hadislerin muhafazası ve daha sonraki nesillere intikal ettirilmesi değerli dinleyenler hep ferdi çabalarla söz konusu olmuştur. Bu yüzdendir ki bu hadislere hadis ilminin terminolojisiyle ahad adı verilmiş. Ve bu surette bunların tek tek ravilerinin naklettikleri birer rivayet olduğuna dikkat çekilmiştir. Durum bu olduğu halde değerli dinleyenler, 14 asırlık geçmişimiz boyunca genellikle sünnet konusunda ağırlık ahad olan hadislere verilmiştir. Mütevatir sünnetlere, hele hele Kur'an-ı Kerim'e bu amaçla başvurmak nadiren düşünülmüştür. Yani insanlar Kur'an'ı mahcur bırakmışlar, terk edilmiş bırakmışlar. Hatta sünnetleri bile, mütevatir olan sünneti bile bu kadar öne çıkarmamışlar. Daha çok ahad haberler üzerinde yoğunlaşmışlar ve dinlerini, akidelerini bu alandan oluşturmaya çalışmışlardır ki birçok hurafenin ve sapmanın meydana gelmesi bundan dolayı mümkün olmuştur.
Değerli dinleyenler, bu durumun tabii bir sonucu olarak da hemen tamamı ahad olan hadisler sünnet konusunda, hatta daha genel bir ifadeyle İslam anlayışının belirlenmesinde en az Kur'an-ı Kerim kadar zaman zaman ve belli konularda, hatta Kur'an'dan da fazla etkili olmuştur. Bu sebeple bu hali düzeltmemiz gerekiyor. Kur'an'ı merkeze almamız ve diğer bütün rivayetleri Kur'an'a arz ederek yolumuzu bulmamız gerekiyor. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Mehmet abi, bir başka sorum da şöyle: hadislerin Kur'an'a arzı meselesinin önemi ve gerekliliği hakkında neler söyleyeceksiniz abi? Buyurun. Biraz önce bahsettiğim gibi çok önemli bir konu bu. Hatta olmazsa olmaz denecek kadar önemli bir konu. Doğru bir din anlayışına, sahih bir din anlayışına ulaşmak ancak böyle mümkün. Yani değerli dinleyenler, bugünkü ahvalde sahihlerde yer alan bütün rivayetlerin senet ve zincir bakımından sahih oldukları kabul etsek bile, metin tahkiki ve tahlili yönünden bir inceleme yapmak da biz Müslümanların üzerimizdeki önemli bir sorumluluktur. Hadis olduğu iddia edilen bu rivayetlerin ahlakı, Kur'an ahlakı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olup olmadığının anlaşılabilmesi için Kur'an'a arz etmek şarttır değerli dinleyenler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neyi yapıp yapamayacağını, yetkilerinin, misyonunun ne olduğunu ve neleri yaptığının bilgisini bize öncelikle ve kapsamlı bir şekilde ulaştıran Kur'an'dır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a aykırı bir şey yapması da mümkün değildir. Yapmamıştır. O Allah'ın peygamberidir. Ben ancak bana vahiy yoluna uyuyorum demiştir. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi yapıp yapmadığını veya söyleyip söylemediğini anlamanın en doğru yolu, onun ahlakının da belirleyicisi olan Kur'an'a arz etmektir. Çünkü Resul'ün sünnetinin birinci kaynağı ve Resul'ün neyi yapıp yapmayacağını, neyi söyleyip söylemeyeceğinin ve Resul'ün de kitap nedir, iman nedir bilmezken dinini, imanını kendisinden öğrendiği kitap, dinin temel ölçü hudutlarını belirleyen temel kaynak Kur'an'dır. Değerli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir: benden size gelen şeyi Allah'ın kitabına arz edin. Ona uygunsa ben söylemişimdir. Şayet ona uygun değilse ben söylememişimdir buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ilgili kendisine soru yönelten iki genç sahabiye, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı cevabını vermiştir. Hadislerin sıhhatini tespit ederken onları Kur'an'a arz edenlerin başında da değerli dinleyenler Hazreti Ayşe gelmektedir. Sık sık başvurduğu bu yöntem sayesinde o birçok rivayetteki ravi yanlışlıklarını tespit etmiş, Kur'an ayetleriyle karşılaştırmak suretiyle eksikleri düzeltmiştir. Mesela birkaç örnek verelim değerli dinleyenler. Ebu Hureyre'nin ortaya attığı belirtilen, ailesinin ağlaması sebebiyle ölünün azap göreceği rivayeti söz konusu edilmiştir. Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda o Necm suresi 39. ayetini okumuş, şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur hükmünü hatırlatmış ve bu rivayeti kesin olarak reddetmiştir. Yine bir başka örnek değerli dinleyenler, İbni Abbas radıyallahu anh'ın dile getirdiği bildirilen Allah Resulü'nün yüce Allah'ı gördüğü yönündeki rivayet, yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sorulduğunda En'am suresi 103. ayeti okumuştur değerli dinleyenler. Ayet meali şudur: gözler onu idrak edemez, o ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır hükmünü hatırlatmış Hazreti Ayşe ve söz konusu haberi de reddetmiştir. Yani Allah Resulü'nün yüce Allah'a gördüğüne dair rivayeti bu ayete istinaden reddetmiştir. Bir başka örnek de verelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Fatma binti Kays'ın eşinden boşandığında Allah Resulü'nün kendisine mesken ve nafaka hakkı
uygun görmediği yönündeki rivayetine, biz unutup unutmadığını bilmediğimiz bir kadının sözüyle Allah'ın kitabını terk edemeyiz cevabını vermiştir. İbni Hacer'de yer alan bir rivayete göre. Rivayetlerin, değerli dinleyenler, yaşanan ve yaşayan sünnete arz olunması da söz konusudur. Buna da bir örnek verelim. Ebu Hureyre'nin hadis olarak rivayet ettiği cünüp olarak sabahlayan oruç tutmasın haberi Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'ye iletildiğinde her ikisi de bunu yalanlamış ve Hazreti Peygamber'in cünüp olarak sabahlasa da orucunu tuttuğunu söylemişlerdir. Vakayı biliyorlar. Kaynaklara göre Ebu Hureyre bu yalanlama karşısında onlar bu konuyu daha iyi bilirler demekle yetinmiştir. Görüldüğü üzere değerli dinleyenler, yani hem Kur'an'a arz hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden mütevatir sünnete, yaşayan sünnete arz ile ahad haberlerin sorgulaması yapılmış ve sahih bir sonuca, doğru bir bilgiye ulaşmaya çalışılmıştır. Hazreti Ayşe ve Hazreti Ömer'in öncülüğünü yaptıkları bu Kur'an'a arz yöntemi değerli dinleyenler konusunda en son İmam Ebu Hanife'nin ortaya koyduğu usul de bu konuda gerçekten anlamlı ve yeterlidir. Bu bağlamda yapılan araştırma sonucunda Kur'an'a, Resul'ün sünnetinin bütünlüğüne, risalet misyonuna, ahlakına, akla ve mantığa, kevdi ayetlere, tarihi gerçeklere uygun olduğu tespit edilirse yine kesin olmamakla beraber gelen rivayetin Resul'e ait olduğu galip zannına, kanaatine ulaşılırsa onunla amel edilir değerli dinleyenler. Yani gelen rivayet sırasıyla Kur'an'a metin olarak tahliye edecek, önce Kur'an'ı arz edecek, sonra Resulü sünnetinin bütünlüğüne, risalet misyonuna, ahlakına, akla ve mantığa, kevni ayetlere, tarihi gerçeklere uygun olduğu tespit edilirse o zaman Resul'e ait olabileceği galip zannına ulaşılır. Ve bu kanaatle de onunla amel edilir. Ancak gaybla ilgili rivayetler Kur'an'da yer almadıkça doğru olduğu iddia edilemez. Zan alanı olan bu alandaki haberler üzerine akide bina edilemez. Resul'den geldiği iddia edilen rivayetlerin tahkika tabi tutulması bu bağlamda hadis usulü gereğince değerli dinleyenler Kur'an'a arz edilmesi suretiyle metin tahkiki ve tahlili yapılması şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i denetleme amaçlı değildir. Yani biz Kur'an'a arz ederken Resul'e ait olduğu iddia edilen bir rivayetin metin tahlili ve tahkikini yaparak Kur'an'a arz ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i denetlemek çabası içinde haşa değiliz, olamayız. Resul'e nispet edilerek gelen haberlerin doğruluğunu ve Resul'e ait olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktayız böyle bir sorgulamayla. Yani bu gelen rivayet Resul'e ait midir değil midir onu anlamaya çalışmaktayız. Ve bu çaba ilmi birikim olan her mümin üzerinde büyük bir sorumluluktur değerli dinleyenler. Senet yönünden sağlam olduğu gibi metin, anlam yönünden de Kur'an'a uygun olan hadis ve siyer rivayetleri bizlerin Kur'an'ı ve mütevatir sünneti daha iyi anlamamız için çok önemli ve vazgeçilmez yardımcı kaynak işlevi görecek ve bu çalışmalar İslam'ı daha iyi anlamamıza da vesile olacaktır değerli dinleyenler. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu böyle bir tahkik çabasıyla araştırmazsak, sorgulamazsak ve tespit etmezsek, gelen bütün rivayetleri Resul'e aitmiş gibi kabul edersek, o zaman dinin içerisine birçok bid'at ve hurafenin ki yüz binlerce üretilmiştir tarihsel süreçte, bunların katılmasına ve dinin tahrifine ve din anlayışının, insanların din anlayışının yozlaşmasına, sahih bir din anlayışının ortaya çıkmamasına yol açarız ki Allah bizleri böyle bir sonuçtan muhafaza buyursun inşallah. Amin. Evet Mehmet abi, teşekkür ediyorum. Tekrar bu bağlamda bir başka soru da size yöneltmek istiyorum.
Tarihsel süreçte Kur'an'ın açık beyanları yerine hadis rivayetlerinin birincil kaynak haline getirildiği konusunda ve Kur'an'a açıkça aykırı oldukları halde sahihlerde yer alan rivayetlere bazı somut örnekler verebilir misiniz Mehmet abi? Buyurun. Hayır, vermeye çalışalım inşallah. Değerli dinleyenler, mesela Ali İmran suresi 54-55. Ayetlerde sadece uzamaması için konumuzla bağlantılı kısmını dile getireyim. Buyurun. Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim diyor Rabbimiz. Veya Maide suresi 116 ve 117. ayetlerde yine bir yerde, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun diyor İsa aleyhisselam Rabbimize hesap gününde. Yani sen beni vefat ettirince ben onların ne halde olduğunu bilmiyorum. Yani kendisine tabi olan insanların kendi vefatından sonra neler işlediklerini bilmediğini söylüyor. Yani değerli dinleyenler, Kur'an'da Hazreti İsa'nın vefatı bu şekilde apaçık ifadelerle bildirildiği halde ehli kitabın muharref kültürünün hadis uydurmacılığı yoluyla Müslümanlar arasında yaygınlaştırılması ile Hazreti İsa'nın ölmediği ve kıyamet öncesi yeniden yeryüzüne gönderileceği inançları ortaya çıkmış ve yerleşik bir hal almış. Hatta birçok Müslüman bunu akideleştirmiştir değerli dinleyenler. Müslümanların bu konudaki inançlarını Kur'an'ın apaçık beyanları yerine önemli ölçüde kaynağı muharref kültürlere dayanan rivayetler oluşturmuş maalesef. Değerli dinleyenler, yine Kur'an'da Rabbimiz Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendinizden çiftler, hayvanlardan çiftler yaratmıştır. Bu düzen içinde sizi üretiyor. Zatına benzer hiçbir şey yoktur. Altını çiziyorum. Zatına benzer hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir. Şura suresi 11. ayette böyle buyuruyor. Yani zatına benzer bütün yaratıklarından bahsediyor Rabbimiz. Zatına benzer hiçbir şey yoktur diyor. Böyle buyurduğu halde değerli dinleyenler, sahih bilinen kaynaklarda yer alan bir rivayette sizden biri kardeşiyle kavga edince yüze vurmaktan sakınsın. Zira Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır iddiasına yer verilebilmiştir. Bakın, apaçık bir ayet var. Allah zatına benzer hiçbir şey yoktur, zatına benzer hiçbir şey yaratmadığını söylüyor. Ama bu rivayet diyor ki Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır diyor. Bu rivayetin muharref Tevrat'ın tekvim bölümü 1. babından alındığını görüyoruz değerli dinleyenler. Orada yer alan şu ifadelere benzer diye bir bakın, ne kadar dikkat çekici. Yani Tevrat'ın tekvim bölüm 1. babında bakın ne deniyor. Ve Tanrı dedi ki suretimizde benzeyişimize göre insan yapalım. Ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Değerli dinleyenler, görüldüğü gibi bu kadar apaçık ayetlere rağmen İsa aleyhisselamın vefat ettirdiği apaçık ayetlerde Allah bize bildirdiği halde ölmediği, tekrar döneceği iddiası ve bunun akideleştirilmesi, sapması yaşanabiliyor. Ve yine Allah zatına benzer hiçbir şey yaratmadığını beyan ettiği halde efendim insanı kendi suretinde yarattığı ifade edilebiliyor. Ve bunlar her ikisi de kitap ehlinin tahrif edilmiş kitaplarından ve İsrailiyattan nakledilerek Allah'ın dinin içine katılmaya çalışılmıştır değerli dinleyenler. Bakın, bir iki örnek daha vermek istiyorum. Mesela bu konularda sahih adı verilen kitaplarda, kütüb-i sitte'de yer alan rivayetleri Kur'an seviyesine çıkartan ve onların da korunmuş olduğunu iddia eden bir kardeşimizle tartışmıştık bir zamanlar. Ve o şunu diyordu. Biliyorsunuz Rabbimiz Kur'an'da evli bekar ayrımı yapmaksızın zani için 100 celde cezasının tatbik edilmesini irade buyurmuş. Bunu bize bildirmiş bulunuyor. Yani Allah'ın hükmü zaniye 100 celde vurulması. Ne yapılıyor? Kur'an dışındaki rivayetlerle recm cezası ihtas ediliyor. Ve hatta Kur'an'da vardı da bu bölümü keçi yedi, yazılı olduğu deriyi keçi yedi ve dolayısıyla
efendim işte hükmü baki kaldı ama metinde yer almadı gibi saçma sapan, gerçekten Allah'ın kitabına şüphe düşürmeye kalkacak söylemler de maalesef tarihsel süreçte üretilmiş ve birçok alim sıfatı taşıyan insan da bunlara kitaplarında yer verebilmişlerdir. Bu kardeşimiz de bunu tartışıyoruz. Biz de yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bir uygulamada bulunduğu, bir Yahudilerin müracaatı üzerinden bir uygulamada bulunduğu, rejim cezası ile ilgili bir uygulamasının olduğu rivayeti dikkate alındığında, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir uygulamasının efendim celde cezasının, zina ya Rabbimizin takdir ettiği cezanın henüz inzal olmamış olduğunu, bu süreçte uygulanmış olduğunu, zaten böyle bir rivayet de var. Ondan sonra bu celde cezasını muhtevi olan hükmün inzal olduğuna dair bir rivayet var. Biz doğrusunun da bu olduğuna inanıyoruz. Ondan sonra evli bekar ayırmaksızın bütün zaniler için celde cezası söz konusu olması gerekirken, maalesef tarihsel süreçte rejimin devam ettirildiğini ve bu Kur'an'daki hükmün bekarlara tahsis edilerek evli için, evli zani için rejim cezasının taşlanarak öldürülme cezasının devam ettiği iddiası söz konusu edilmiştir. Biz bunun olmadığını söylediğimizde, peki daha sonra uygulaması var mı dediğimizde, evet dedi kardeşimiz, Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında da rejim uygulanmıştır dedi ve Buhari'den bize bir rivayet okudu ve şöyle başlıyordu rivayet. Diyor ki kardeşimiz okuyor, biz de dinliyoruz. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'a karar vermesi için evli bir zani getirildi. Altını çizelim. Evli bir zani getirildi ve hüküm vermesi istendi. Hazreti Ali radıyallahu anh hüküm verirken şöyle dedi. Allah celde vurun dedi. Celde vuruyorum. Hemen müdahale ettim. Kardeşimizi burada durdurdum. Bak dur burada. Bak ne diyor? Bir daha oku. Evli bir zani getirildi ve Hazreti Ali hüküm verirken Allah celde vurun dedi. Celde vuruyorum diyor. Bakın Hazreti Ali radıyallahu anh da sizi gibi düşünmüyor dedi. Yani Allah'ın evli zani için celde vurma emrini verdiğini söylüyor ve celde vurma hükmü veriyor. Ama devamı var dedi. Peki oku dedim. Devam etti. Hadis kitabından okumaya. Diyordu ki devamında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de recmetti, aynı zamanda recmediyor diyor. Yani değerli dinleyenler, beşeri hukukun bile asla kabul etmediği Roma hukukundan beri bir suçtan iki ceza vermenin beşeri hukukta bile söz konusu edilmediği bir durum söz konusuyken, Allah'ın alim, adil bir halifesine karar verirken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesine, Allah'ın adil, alim bir mümin kuluna ne yapıyorlar? Efendim bir suçtan iki ceza verdiriyor bu rivayet. Üstelik şöyle bir durum çıkıyor ortaya değerli dinleyenler. Yani Allah celde vurun dedi diyor. Celde vuruyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın celde vurun emrini dinlememiş haşa. Recmetmiş ve birbiriyle haşa çelişkiye düşmüşler Allah ve Resulü. Ve o da ikisini de razı etmek için hem Allah'ın emrini uyguluyor, celde cezası veriyor aynı suçtan, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haşa uyguladığı iddia edilen rejim cezasını uyguluyor. Değerli dinleyenler, bunlar asla kabul edilemez. Ben bunları hatırlatıp dikkatini çektiğimde, genelde bu tip kardeşlerimiz o hadis kitaplarında bir rivayet gördüklerinde asla akıllarını kullanmaz ve vahyin ölçülerine başvurmazlar. Sadece nakle teslim olurlar, düşünmeksizin, akletmeksizin tabi olurlar. Ben bu bahsettiğim sorgulamayla onu düşündürüverince şöyle dedi. Hazreti Ali yanlış yapmış o zaman dedi. Hemen şunu dedim değerli dinleyenler. Yani Buhari yanlış yapmıştır dememek için Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bir çırpıda harcadın dedim. Yani bana göre de Hazreti Ali de radıyallahu anh da bir insandır. O da yanlış yapabilir. Ama öncelikle yanlışı Buhari'nin yaptığını düşünmek gerekir. Onun topladığı rivayetlerin uydurma olma ihtimalini düşünmek gerekirken, o doğrudan doğruya Buhari'yi koruma refleksiyle ne naklederse etsin Kur'an gibi doğru olduğuna inandığı için Hazreti Ali'nin yanlış yaptığını söyleyebiliyor.
Dolayısıyla değerli dinleyenler, bunun kabulü mümkün değildir. Bakın, böyle bir taassupla hareket edildiğinde nasıl çelişkiler içine düşülebiliyor ve hatta nasıl acılacak konumlara sürüklenilebiliyor. Akıl kullanılmadığında, akıl vahyi algılayarak, vahye teslim olarak, vahyin ölçüleriyle bakmadığında, nakle körü körüne teslim olunduğunda böyle açmazlara sürüklenilebiliyor. Yine bir örnek daha verelim değerli dinleyenler. Yine bu kardeşimizle konuşuyoruz. Yine Buhari'den bir rivayet var. Şöyle ben uzatmamak için özetle ifade edeyim. Azrail Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın canını almak üzere Allah tarafından görevlendirildiği ifade ediyor rivayette. Geliyor ve diyor ki, ya Musa, Rabbin beni görevlendirdi, senin canını almaya geldim diyor. Haşa, Musa Aleyhisselam rivayete göre öfkeleniyor ve bir yumruk atıyor meleğe, Azrail Aleyhisselam'a, ve onun gözünü çıkartıyor. Haşa yani. Ve melek de gözü çıkmış olarak Rabbine dönüyor. Allah'ın kulunun canını almadan, Allah'ın emrini yerine getiremeden, yani haşa, başarısız bir iş oluyor ve geriye dönüyor. Rabbine şikayet ediyor. Ya Rabbi, Musa kulun canını vermedi, üstelik gözümü çıkardı diyor. Şimdi değerli dinleyenler, bu, bakın, o kadar çok Kur'an'a aykırılığı, o kadar çok vahyin belirlediği ölçülere aykırılığı ihtiva ediyor ki, buna rağmen böyle bir iddia gerçekten akıl alır gibi değil, vahye teslim olan müminlerin kabul edebilmesi asla mümkün olmayan bir durum söz konusu. Yani Kur'an'ın Allah'ı tanıtmasına, Allah inancımıza aykırı bir durum var öncelikle. Yani Allah'a isyan eden, ben onun devamını da anlatayım. Hani dönüyor, şikayet ediyor ya Azrail Aleyhisselam, ya Rabbi işte gözümü çıkardı. Rabbimiz de diyor ki, git o kuluma söyle, elini bir hayvan sırtına koysun, hayvan derisinde avuç içine denk gelen kıl sayısı kadar ona ömür verdim diye ödüllendiriyor isyan eden kulunu haşa. Buradan kalkarak Kur'an'ın Allah inancına, Allah'ı bize tanıttığı şekliyle Allah'ı tanımamız gereken sıfatlarına tamamen aykırı bir durum söz konusu. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da sürekli isyan edecek olan kullarını cezalandırılacağını beyan ediyor. Bu rivayete göre Allah isyan eden kulunu ödüllendiriyor. Bunu kabul mümkün değil. İkinci olarak, yine Allah'ın melekleri Allah'a rağmen bir irade sahibi değildirler. Yani Allah'ın iradesi dışında bağımsız bir iradeleri yoktur. Melekler Allah'ın iradesini temsil ederler. Dolayısıyla gidip de başarısız olmaları söz konusu değildir. Allah canını almasını emretmişse, o irade artık Allah'ın iradesidir ve gidip gerçekleştirilir. Başaramamak, geri dönmek diye bir şey söz konusu değildir. Ama buna rağmen bu rivayette melek başarısız olmuş, Rabbine dönmüştür. Haşa değerli dinleyenler, hani Sodom Gomorra'da meleklerin gelişi ve oradaki azgınlaşmış olan toplumları helak edişleri söz konusu. Farz edelim böyle bir konuda, o zaman şöyle bir şey söylenmesi lazım. İşte geldiler melekler, orayı helak edecekler Allah'ın emri gereği. Ama Sodom Gomorra halkı toplandı. Haşa, melekleri taşladılar. Melekler de kaçıp Rablerine döndüler. Haşa diyorum. Dediler ki, ya Rabbi, biz orayı helak edemedik. Emrini yerine getiremedik. Çünkü Sodom Gomorra halkı ayaklandı, bizi taşladılar, kovaladılar mı diyecekler. Bunlar ne kadar saçma ve ne kadar İslam inancıyla, Kur'an ölçüleriyle bağdaşmayan şeylerdir. Yani dolayısıyla melekler bir yere Allah'ın iradesiyle, onu temsilen bir görevle gittiklerinde başaramamalar diye bir şey söz konusu olamaz. Gelirler ve yaparlar. Rabbimiz ol der ve olur. Dolayısıyla böyle bir sapma var. Onun yanında bakın değerli dinleyenler, melekler yine yaratılış bakımından Kur'an'da nurdan yaratıldıkları belirtilir. Bizim gibi bir ceset, kan, sinir, et, göz vesaireler yoktur. Dolayısıyla yumruk da atılamaz kendilerine. Gözleri de yoktur ki çıksın. Bunu söylediğimde bu kardeşimiz diyor ki, insan suretinde gelmiştir. Değer dinleyenler, melek insan suretinde bile gelse yumruk atıldığında karşı tarafa geçer. Yani onda bir şey bulmaz, karşısında bir ete, kemiğe bürünmüş bir ceset yoktur. Sadece bir surettir, bir görüntüdür. Dolayısıyla attığın zaman karşıya geçer.
Yani gözü çıkmaz bir yaralanamaz. Ama buna rağmen böyle olduğu iddia edilebilmiş ve sıkışan kardeşimiz bana şöyle diyor. Ya diyorum, Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Hiç isyan eder mi Rabbine? Allah'ın peygamberi Rabbine isyan eder mi? Azrail aleyhisselam gelip Rabbin gönderdi. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü, senin canını almak üzere Rabbim beni görevlendir dediğinde canımı yanını hoş böyle sevinerek sevinçle verip Rabbine dönmeyi bekler Allah'ın Resulü. Kalkıp da isyan edip öfkelenip yumruk mu atar yani? Bu Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği Resul inancına da aykırıdır. O zaman da bana diyor ki bu kardeşimiz, ama diyor Musa aleyhisselam zaten agresif bir insandı diyor. Daha önce de diyor bir işte İsrailoğulları şeyden hani Firavun'un toplumunda biliyorsunuz bir kavgayı ayırayım derken bir yumrukla atmıştı birisine. Onu kastederek ölümüne de sebep olmuştu. Onu kastederek diyor ki zaten agresif bir insandı diyor Musa aleyhisselam. Daha önce de birisini bir yumrukla öldürmüştü diyor. Düşünebiliyor musunuz? Değerli dinleyenler, bu asla kabul edilebilecek izahlar değildir. İlim sahibi olanların söyleyebileceği izahlar değildir. Kur'an'dan haberdar olan insanların, vahiyle beslenmiş olan insanların, vahiyle bakabilen insanların söyleyebileceği şeyler değildir. Bakınız şu kadar kısa zamanda anlattığım bir rivayette bu kadar çok Kur'an'a aykırılık var. Ama buna rağmen ne diyorlar? Efendim işte bu bunlar. Ben bunu böyle bir konferansımda anlattım da değerli dinleyenler. Yine birkaç kişilik bu rivayetlere teslim olmuş Kur'an'ın seviyesine çıkartmış olan birkaç kişilik ekip ayağa kalktılar. Dediler ki hadis alimlerinin ittifakıyla bu rivayet sahihtir dediler. Bu kadar çok Kur'an'a aykırılığa rağmen. Dolayısıyla değerli dinleyenler görüldüğü üzere ortada apaçık Kur'ani beyanların bulunduğu konularda bile bu Kur'ani beyanlar yerine konuyla ilgili hadis rivayetleri temel belirleyici kılınmış ve Kur'an'ın apaçık beyanları hadis rivayetleri yönünde tevhile tabi tutulmuştur. İlk dönemde yapıldığı gibi hadis rivayetleri Kur'an'a arz edileceği yerde tam tersine Kur'an ayetleri hadislere arz edilerek tevhile tabi tutulmaktadır. Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi. Oysa doğrusu Kur'ani beyanların hadis rivayetlerine göre tevhili değil, hadis rivayetlerinin Kur'an'a arzı ve Kur'an'la sağlamasının yapılmasıdır. Böyle bir uyanıklık içerisinde, böyle bir irade sergileyerek Allah'a ve Resulüne tabi olmayı Rabbimiz bize nasip etsin inşallah. Amin, amin. Mehmet abi, maalesef Müslümanların ortak payda oluşturamadıkları hadis konusundaki tutumları, duruşları ve anlayışları hangi kategorilerde tasnif edilebilir? Yani bütün bu anlattıklarınızdan sonra böyle bir soru sormak istiyorum. Buyurun abi. Değerli dinleyenler, hadis konusunda yaklaşımda ifrat ve tefritten oluşan iki uç meydana gelmiştir. Birincisi, sahih hadislerin toplandığı Buhari ve Müslim ve benzeri kitapları Kur'an gibi korunmuş sayan ve bu kitaplarda yer alan bütün nakilleri Kur'an ayetleri gibi kendilerine teslim olunması gereken naslar olarak kabul eden anlayış olup bu ifrat ucunu oluşturmaktadır. Bu uçtakiler kadar yaygın olmasa da onlara tepkiyle ortaya çıkan bir de tefrit ucu söz konusudur değerli dinleyenler. Ki bu uçta neredeyse bütün hadis külliyatını reddeden ve Kur'an'ı ilk inşa ettiği hayattan kopuk teorik bir kitap olarak okuyan sadece Kur'an mealiyle yetinen meacı bir anlayış ortaya çıkarmıştır. Ancak bu tefrit ucu hem sayı bakımından azdır değerli dinleyenler, hem de bugün artık ifratı oluşturan birinci uçtakiler kadar etkin de değildir. Bir de değerli dinleyenler, bizlerin de inşallah içinde yer almaya çalıştığımız vasatta duranlar söz konusudur. Kur'an ve mütevatir sünneti belirleyici kılıp ahad haber alanında yer alan rivayetleri de Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin'in usulüyle değerlendirip vahye uygun olanların Resul'e ait olduğu kanaatiyle ulaştıktan sonra o rivayete Kur'an gibi itaat edenler vardır. Bunlar vasattır. Yani ne yapıyoruz bu vasattakiler? Kur'an ve mütevatir sünneti belirleyici kılıyoruz. Ahad haber alanında yer alan rivayetleri ise ne yapıyoruz? Ebu Hanife'nin usulünü tatbik ederek vahye uygun
olup olmadığını araştırıyoruz. Mütevatir sünnete uygun olup olmadığını araştırıyoruz. Ve bunun sonucunda Resul'e ait olduğu kanaatine, galip zannına ulaştığımızda da o rivayete Kur'an gibi itaat ediyoruz. Artık Resul'e ait olduğu kanaatine ulaştıktan sonra. Ancak birinci ifrat ucunda yer alan, yani hadis kitaplarında yer alan bütün rivayetleri sorgulamaksızın sahih kabul edip Kur'an seviyesinde tutan ve korunmuş sayan ve zan taşıyan ahad haber alanındaki bu tüm nakilleri toptan Kur'an seviyesine yükselten çoğunluk, bizim gibi mutedil olanları da maalesef hadis ve sünnet inkarcısı olarak yaftalamak gibi büyük bir iftirayı, haksızlığı ve adaletsizliği yaptıkları için tefrit ucunda yer alanların sayısı olduğundan fazla gösterilmiş olmaktadır. Yani vasattakiler de hadis ve sünnetin tamamını reddediyorlar gibi kasten gösterilerek, iftira edilerek davranıldığı için sanki tefritteki, yani bütün rivayetleri toptan reddedenlerin bulunduğu alanda çok fazla kişi varmış gibi zannediyor. Halbuki vasatta olanlar kesinlikle iki uçtan da, ifrattan da, tefritten de uzak bir şekilde ne yapıyorlar? Kur'an'a arz ediyorlar gelen ahad haberi. Ve bu tahkik sonucunda, Ebu Hanife'nin usulüyle yapılan tahkik sonucunda Resul'e ait olduğu galip zanlı oluştuğunda da Kur'an gibi itaat ediyor vasattakiler. Ve bu vasattakilerin sayısının çoğalması, iki ifrat ve tefrit ucundakilerin sayılarının da azalması halinde doğru, sahih din anlayışı daha yaygın olarak Müslümanlar arasında yer bulabilecektir inşallah. Evet. Mehmet abi, teşekkür ederim. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Mehmet abi, şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Kur'an dışında din kuralı vaaz eden vahiy var mıdır? Bu konuda Müslümanlar arasında hangi yanlış anlayışlar söz konusudur? Akidevi açıdan hangi vasatta buluşmak gerekir diye bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun Mehmet abi. Değerli dinleyenler, daha önceki bölümlerde de bu konuya bir nebze değinmiştik ama burada biraz daha üzerinde durmamız sonuca doğru yaklaşırken faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Din kuralları koyan vahiy Kur'an'da toplanmıştır değerli dinleyenler. Bunu altını onlarca kere çizelim. Din kuralları vaaz eden vahiy Kur'an'da toplanmıştır. Ancak Kur'an dışında, Allah ve Resulü arasında din vaaz etme anlamında olmayan bir ilişki söz konusu dur ve bu son derece normaldir, olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah arasındaki Kur'an vahiy dışındaki bu muhtemel ilişkinin bizi bağlayıcılığı ise değerli dinleyenler, ancak bilahare Kur'an'a yansıması suretiyle olur. Nitekim böyle örnekler vardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah arasında cereyan eden, fakat sonra Kur'an'da Rabbimizin biz sana şöyle demiştik diye ifade etmesi suretiyle vahiy içinde yer alan böyle durumlar söz konusudur. Biz şunu söylüyoruz. Bu tip konular Allah ve Resulü arasındadır. Bizi bağlayıcı hale gelmesi ancak vahiyde ifade edilmesiyle söz konusu olabilir. Yahut da ilişkinin bizi bağlaması için Resulün bir içtihadı ya da uygulaması haline dönüşerek bize ulaşması gerekir. Bizi ancak o zaman bağlayıcı hale gelebilir. Yani o da arkasında böyle bir Allah ve Resulü arasında bir ilişki olup olmamasından bağımsız olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bir içtihadı, bir uygulaması, bir sünneti olarak bize mütevatiren intikal ettiğinde de yine bizi bağlar. Bunda dahi değerli dinleyenler, arkasında zanna dayalı böyle bir iddia, yani Allah'ın Kur'an dışı ilhamla yönlendirmesi yahut da rüya ile Resulüne bildirmesi olduğu için değil, sadece Resulün din konusundaki bir içtihat ve uygulaması olduğu için ve Kur'an gereğince bizi bağlamaktadır. Yani biz ötekini bilmiyoruz ki, rüya ile mi Allah Resulü ile ilişki kurdu yoksa ilham suretiyle mi ona bilgi verdi, onu bilmiyoruz biz. Kur'an vahyi dışında böyle bir ilişkiden biz haberdar değiliz. Velev ki olsa o arkasında böyle zanna dayalı bir iddia olduğu için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isterse kendi içtihadı
kendi yorumu, kendi uygulaması olsun. Onun din konusundaki uygulaması da bizi Kur'an gibi bağladığı için biz ona itaat ederiz. Değerli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yapıp ettiklerinin vahiy olduğunu, vahiy gayrimetlu olduğunu iddia etmek hem Kur'an'a aykırı hem Allah'ın din konusundaki ve gayb haberleriyle ilgili vahyi Kur'an'da toplanmışken bunların bir kısmının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kur'an'a koydurulmayıp gizlendiği ya da sadece birkaç kişiye söylendiği gibi bir buhtan ortaya çıkar ki bu risalet görevinin tam anlamıyla yerine getirilmediğini iddia etmek anlamına gelir. Ve büyük vebaldir. Bunun vebalinin altından kimse kalkamaz değerli dinleyenler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahyin bir kısmını Kur'an'a koydu, bir kısmını koymadı. Bir kısmını bazı kişilere söyledi sadece, bütün ümmete ulaştırmadı. Bu risalet görevini tam anlamıyla yerine getirmediği iddiasından farksız bir iddiadır. Bunu kimse buna cüret edemez ve böyle cüret edenler bu vebalin altında kalkamazlar değerli dinleyenler. Diğer taraftan Resul'ün kim uygulamalarını bilahare eleştirip düzelten Kur'an ayetleri söz konusu değerli dinleyenler. Bunları dikkate aldığımızda Allah'ın önce peygamberini yönlendirip böyle yaptırdığı, yani eğer Resul'ün bütün söyleyip yaptıkları vahiy ile belirleniyorsa, Allah'ın Kur'an'da Resul'e ait olan bir takım davranışları, tutumları düzeltmesi söz konusu olduğuna göre, o zaman Allah önce peygamberini vahiy ile yönlendirip bir şeyler yaptırıyor veya söyletiyor. Daha sonra da Kur'an'daki vahide uyarıp neden böyle yaptın diye eleştiriyor gibi bir iddia ortaya atmak olur ki gerçekten bu büyük bir çelişki olur. Böyle bir iftirada bulunmaya da kimse hakkı yoktur değerli dinleyenler. Ayrıca böyle bir iddia Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün inisiyatif ve iradesini yok ederek tamamen Allah tarafından yönlendirilen bir robot konumuna indirger. Yani bütün yapıp ettiklerinin vahiy ile yönlendiriliyor olduğu iddiası onu hiçbir iradesi ve inisiyatifi olmayan bir robot konumuna indirger ki böyle bir Resul'ün bizim için güzel örneklik oluşturması da tartışılır hale gelir. Resul'ün bize şahitlik, örneklik, modellik yapabilmesi için mutlaka onun bizlerden birisi ki daha önceki bölümlerde çok işledik bunu. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ben sadece sizden farkım vahiy alıyor olmamdır. Ben de bana vahiy yoluna uymaktayım. Ben de dinimi, imanımı kitaptan, vahiden öğrenmekteyim diyen bir Resul söz konusudur. Ve o vahiy aldığı dinin esaslarını hayatında uygulayarak bize intikal ettirmektedir. Bu uygulaması kendi inisiyatif ve iradesinin de rol oynadığı bir vakadır. Eğer biz onun irade ve inisiyatifini kaldırıp bütün yapıp ettiklerinin vahiy ile yönlendirildiğini, Kur'an dışında vahiy olduğunu, gayrimetlu vahiy olduğunu ve bütün sözlerinin, söylemlerinin, eylemlerinin bu vahye, Kur'an dışı vahye dayandığını iddia ettiğimiz takdirde haşa, o zaman onu bütün irade ve inisiyatifini yok eden bir robot konumuna indirgeriz ki dediğimiz gibi onun bize örneklik yapma ve model olma imkanını da yok eder böyle bir saçma iddia. Değerli dinleyenler, diğer taraftan bir rivayette yer alan ve Resul'e ait olduğu ifade edilen söz ya da amelin arkasında velev ki Allah'ın ona yönelik ilhamı bulunsun. Allah tarafından korunmuş Kur'an'da yer almadıkça bu ilahi ilişki ve yönlendirmeden emin olamayız. Ancak aktarılan söz ya da amel Kur'an'a uygunsa Resul'e ait olduğu galip zannıyla onunla amel edersek İnşallah Resul'e itaatin ecrini alırız. Değerli dinleyenler, bir de şu husus önemlidir. Gayrimetlu anlayışına sahip olanlara sormalıyız. Arkasında gayrimetlu vahiy ya da ilham olmadıkça Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hükümlerinden hareketle yaptığı içtihadına, tavsiyelerine, emirlerine itaat etmeyecek misiniz diye sormalıyız. Yani Resul'ün yapıp ettiklerinin, söylemlerinin arkasında Allah'ın yönlendirmesi, gayrimetlu vahiy ve ilham olmadıkça Resul'e itaat etmeyecek misiniz diye sormalıyız. Halbuki
emin olmadığımız zanlarla, arkasında vahir gayrimetlu ya da ilham olduğunu iddia ederek değil, sadece Resul sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve söylediği için onun din konusunda yaptıklarını yapmalı, emirlerine itaat etmeliyiz değerli dinleyenler. Yani biz arkasında illa vahiyle yönlendirildiği zannını, zanna dayalı iddia ve iftiralarını gündemde tutacağımıza, Resul'e ait midir değil midir, Resul bu sözü söylemiş midir, yapmış mıdır onu araştıralım. Resul emretmişse, yapmışsa, söylemişse bizi Kur'an gibi bağlar, arkasında vahiy olmasına gerek yok. Resul'ün içtihadı da bizi bağlar. Onun sünneti bizi bağlar Kur'an gibi. Yeter ki ona ait olduğu kanaatine, galip zannına ulaşalım. O halde değerli dinleyenler, gaybı taşlayarak Resul'ün yapıp ettiklerinin arkasında zanna dayalı ilahi yönlendirmeler aramak yerine Allah ve Resulüne itaat edin ilahi emri gereğince, arkasında Kur'an dışı ilave bir vahiy aramadan sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve söylediği için ona itaat etmenin Kur'an'a itaat gibi farz olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz inşallah. Bu bağlamda bir örnek verecek olursak değerli dinleyenler, mesela namazın rükün ve rekatlarının belirlenmesinde 3 rivayet söz konusu edilmekte ya da 3 ayrı dayanak ortaya konmaktadır. Değerli dinleyenler, bunlardan birincisi, bu konuda Cebrail aleyhisselamın gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği ifade edilir. İkinci olarak Hazreti İbrahim aleyhisselamın sünnetinin devam ettirildiği ifade edilir. Üçüncü olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'daki ayetlerden hareketle kendisinin içtihad ettiği ifade edilir. Değerli dinleyenler, hiç kimse arka plandaki gerçek mesleği kesin olarak bilemeyeceğine göre bunlardan hangisinin doğru olup olmadığını kesin olarak bilmesi mümkün olmadığına göre gaybı taşlayıp arkasında ne olduğunu aramak ve zanna dayanarak bir takım yakıştırmalar yapmak yerine, böylesine haddi aşan saçmalıklara tabi olmak yerine tartışılmaz olana teslim olmak gerekir. Yani Resulullah'tan bize yaşanarak mütevatiren ulaşmış olmasını esas almak ve sadece Resulullah böyle yaptığı için ona itaat etmek en doğru tutum olacaktır. Yani arkasında gayri vahiy, metlu vahiy veyahut da ilham veya rüya ile yönlendirme olup olmadığına bakmaksın. Sadece Resul böyle yapmıştır diye Resul'e itaat etmek gerekir ki onurlu olan, sahih olan, Kur'an'a uygun olan, Allah'a ve Resul'e itaat etmenin gerçek boyutuna uygun olan da bu durumdur değerli dinleyenler. İnşallah biz Allah Resulüne itaat eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp ettiklerine de arkasında bir ilave vahiy aramaksızın sadece onun içtihadı olduğu kanaatine ulaştığımızda da Kur'an gibi itaat eden müminlerden oluruz inşallah. Evet. Mehmet abi, Allah razı olsun, bütün bu izahlarınızdan sonra sanıyorum şöyle bir soru yöneltmek zaruret oldu. Peki zanna dayalı olduğu halde ahad haber akideyi belirler mi? Ahad hadislere dayanarak akide oluşturulabilir mi? Mehmet abi, ne diyeceksiniz bu konuda? Buyurun. Değerli dinleyenler, ahad haber konusunda bir taraftan ifrata giderek her rivayetin sahih kabulü ve Kur'an'a ters düşse veya Kur'an'ın bahsetmediği konu olsa bile akaidde temel ölçü kabul edilirken, diğer taraftan da demin ifade ettiğimiz gibi tefrite gidilerek peygambere akaidle ilgili Kur'an'da bahsedilen konuları açıklama hakkı verilmeyecek bir tepkiye sebep olmuştur. Yani yine burada da ifrat ve tefrit söz konusu. Bir ifrat, bir uç ifratta her rivayetin sahih kabulü ve Kur'an'a ters düşse de Kur'an'ın bahsetmediği konu olsa bile akaidde temel ölçü olduğu kabul ediyor ifrattakiler. Diğer tarafta ise bir tefrit oluşuyor buna tepkiyle ve peygambere akaidle ilgili Kur'an ayetlerini açıklama hakkı bile neredeyse vermeyecek bir tepkiye yol açılıyor. Halbuki değerli dinleyenler, iman ve tasdik hususunda yakin, yani kesin bilgi şarttır. Allah Teala Celle Celaluhu şu ayet-i kerimede müminleri
zannın çoğundan sakındırdığı halde, Hucurat suresi 12. ayette, ahad haberin akaidde delil sayılması sayesinde itikada haram olan zanlar, itikada Allah'ın haram kıldığı zanlar, doğruluğu şüpheli olan hususlar girmesini sağlamıştır. Ahad haberler vasıtasıyla gaybı taşlamakla da yetinilmemiş değerli dinleyenler, gelecekte ve özellikle kıyametle ilgili alamet, gelecekle ve özellikle kıyametle ilgili alamet kabul edilerek Kur'an'la sağlaması yapılamayan birçok husus iman esası sayılır hale gelmiştir. Yani gelecekle ilgili, kıyametle ilgili birçok alametler, deliller üretilmiş ve bunlar Kur'an'la sağlaması yapılmadığı, uygunluğu sağlanmadığı, tetkik edilmediği halde iman esasları haline getirilebilmiş, akaid kitaplarında yer verilebilmiştir. Zanni çıkarımlar akaidde delil kabul edildiği için de mezhep akaidleri oluşmuştur. Çünkü birisinin akaid içine kattığı bu zanni rivayetleri diğeri kabul etmediği için ahad haberler alanında birinin sahih dediğine diğeri sahih demediği için mezhepler arasında farklılıklar oluşmuş ve zan alanından, ahad haber alanından akaid oluşturulduğu için de mezheplerin farklı akaidleri oluşturulmuştur. Halbuki değerli dinleyenler, akaidde mezhep olmaz, olmamalıdır. Halbuki değerli dinleyenler, iman ilkeleri mutlak hakikate, yani vahye dayanmak zorundadır. Yorumlar, içtihadi, beşeri ve zanni doğrular akaidde ümmeti bağlamaz ve delil olamazlar. Kur'an'da yer almayan ve iman esasında sayılmaması gereken konular akaidin temel konuları haline tarihsel süreçte maalesef getirilmiştir. Mehdi ve Mesih inancı gibi Kur'an'da olmayan nice konular ve İsrailiyattan nice hurafeler inanç esası kabul edilmiştir ve bu sebeple de bugün birbirlerini indirilmiş vahyi ölçüler içerisindeki akaidle değil de kendi yanlarından uydurdukları, zanna dayalı alandan çıkarttıkları akaidlerle birbirlerini tekfir eden mezhepler, ekoller oluşmuş ve her biri birbirinin kanını dökmek için gözü dönmüşçesine birbirini tekfir ederek birbirine saldırır hale gelmiştir. İşte bu halden kurtulabilmenin yolu Kur'an'a, yani Hablullah'a topluca sarılmaktan geçmektedir değerli dinleyenler. Hablullah'a topluca sarılarak, Kur'an'ı merkeze alarak, Kur'an'la bakarak ve akidemizi de Kur'an'dan oluşturarak ancak biz bu dağınıklığı, bu parçalanmışlığı, bu zilleti ortadan kaldırabilir ve müminlerin vahdetine vesile olabiliriz inşallah. İnşallah. Mehmet abi Allah razı olsun. Mehmet abi, tabii siz zaman zaman seyahatler yapıyorsunuz. Hem gerek ülkemizde gerek yurt dışından çeşitli Müslümanlarla temasınız oluyor. Sonuç olarak ne söylemek istersiniz? Din usulü açısından, kaynaklara yaklaşım bakımından ortak bir zemini ve müminler arasındaki vahdeti nasıl sağlayacağız abi? Gerçekten bu bizim kanayan yaramız. Buyurun Mehmet abi, bu soruyla sonlandırmak istiyorum programı. İnşallah. Buyurun. Ben de inşallah bu soruyu kısaca cevaplandırarak inşallah bu müminlerin vahdeti nasıl oluşacak konusundaki görüşlerimi ifade etmeye çalışayım. Değerli dinleyenler, Kur'an dışı akaid ve ölçüleri bırakıp ilmel yakin olana ittiba ettiğimizde, bağlandığımızda, Kur'an'ın muhkem ayetlerine esas aldığımızda ulaşacağımız yoruma açık olmayan kimliksel birlik, tevhid ortak paydasında, sabiteler planında bütünleşme inşallah kendiliğinden yaşanacaktır. Yeter ki biz Kur'an'a, Hablullah'a topluca sarılalım, tarihsel süreçte ürettiğimiz ipleri bırakıp Allah'ın ipi Hablullah'a topluca sarılalım ve akaidimizi bu muhkem Allah'ın Kur'an'ındaki muhkem ayetlerden çıkartalım, oluşturalım ve tevhid ortak paydasında sabiteler planında bütünleşmemizin böylece kendiliğinden yaşanacağını da Allah'ın izniyle göreceğiz. Vahdet gerçek anlamıyla mümkün hale ancak böyle bir halde söz konusu olabilecektir. Kur'an'ın delalet-i kat'i alanıyla yaşanarak intikal eden mütevatir sünnet mutabakat alanımızı oluşturmak durumundadır değerli dinleyenler.
eğer Kur'an'ın delaleti kat'i alanıyla yaşanarak intikal eden mütevatir sünnette mutabakat sağlamazsak veya bu mutabakatla yetinmeyip zan alanından da akaitler oluşturmaya kalkarsak, o zaman parçalanmak ve zillet kaçınılmaz olacak ve Allah'ın rahmeti üzerimizden kesilecektir. Bu muhkem alanda farklılığa asla müsamaha edilmemesi gerekmektedir değerli dinleyenler. Bizi kardeş yapan akidemiz de bu alanda teşekkür etmektedir. Yani mütevatir alan, muhkem olan, dinimizin sabitelerinin olduğu, akaidimizin doğduğu alan, mütevatir Kur'an ayetleri, muhkem Kur'an ayetleri akaidimizi belirlemektedir. Ve biz bu alandan kalkarak akaidimizi oluşturmalıyız. Bizi kardeş yapan akidemizi ancak bu alandan ortaya çıkarmalıyız. O halde değerli dinleyenler, son olarak şunu söylemek isterim. Tüm müminler ortak mütevatir diyebileceğimiz bir hat çizelim diyorum. Yani ortak mütevatirden kastım şu. Hani mütevatir tanımlarında da farklı tanımlamalara gidilmiştir tarihsel süreçte maalesef. Kastettiğimiz bütün müminlerin, bütün mezheplerin, ekollerin hepsinin tartışmaksızın, tartışmaya imkan vermeksizin mütevatir kabul ettikleri tanıma gidelim diyorum. Yani herkesin mütevatir dediği bir alan var. Bir hat çizelim öyle. Bunun üzerindeki herkes mütevatir diyor. Çıtayı aşağı doğru indirdikçe farklı mütevatir tanımları ortaya çıkabiliyor. Yukarıya kaldırdıkça, yani herkesin mütevatir dediği, bu alandaki mütevatire herkesin imza attığı, katıldığı bir mütevatir var. İşte o mütevatire ortak mütevatir diyelim diyorum. Ve ortak mütevatir hattı çizelim. Bu hattın üzerinde değerli dinleyenler, bu hattın üzerinde yer alan ve her müminin mütevatir kabul ettiği Kur'an var, milyonlarca Müslüman tarafından yaşanarak aktarılan mütevatir sünnet var. Mütevatir sünnetin belirlediği dinin sabiteleri var. Yani bu ortak mütevatir hattın üzerinde bir taraftan mütevatir olarak, subutu kat'i olarak bize intikal eden Kur'an var ve aynı şekilde mütevatir olarak bize intikal eden mütevatir sünnet var. Bu ortak mütevatir hattın üzerinde. Burada bu ikisi dinimizin sabitelerini de belirliyor. Akidemiz de bu alandan çıkıyor. İşte biz bu ortak mütevatir hattın üzerindeki alanda akidemizi çıkartıp mutabakat temin ederek tevhid merkezli bir vahdete hedeflememiz gerekiyor. Bu ortak mütevatir hattının altında kalıp zan içeren ve ağırlıkla ahad haberleri kapsayan alandaki farklılıklarımız da hoş görüp zenginlik olarak terakki etmeyi başarmalıyız. Yani biz ancak böylece ümmet olmamız da değerli dinleyenler, vahdeti temin etmemiz de ancak böyle mümkün olacaktır. Aksi takdirde işte bugünkü zillet, parçalanmışlık, dağınıklık ve herkesin kendi ipine, kendi ürettiği iplere tutunup hablullah'a topluca sarılmaktan uzaklaştığı, Kur'an'ın mahcur bırakıldığı ve bu sebepten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de şikayet edeceği konuma sürüklenilmiş ve bu zillet içerisinde devam ediliyor olacaktır. Bundan kurtulmak istiyorsak ortak mütevatir hattı üzerindeki Kur'an ve mütevatir sünnette ve bu alandaki dinin sabitelerinde ve ortak akidede, tevhid akidesinde mutabakat sağlayalım. Ortak mütevatir hattının altındaki zan ifade eden ağırlıkla ahad haberlerden oluşan alandaki farklılıklarımızı da merhametle hoş görmeye ve bu alandan çıkan farklılıklarımızı asla mutlaklaştırmamaya, dinleştirmemeye ve akideleştirmemeye çalışalım. İnşallah Rabbimiz bize böyle bir vahdeti tevhidi istikamette sağlamayı ve hablullah'a topluca sarılarak Rabbimizi razı eden kendisine layık kullar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olmayı hepimize nasip etsin. Hepinizi değerli dinleyenler Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve stüdyodaki kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Ve Rabbimiz 22. bölümde yaklaşık birkaç ay sonra inşallah buluşmayı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet abi, radyo denge olarak
Bizler de size çalışmalarınızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah İnşallah. tekrar buluşmak üzere. Size teşekkür ediyorum ve size Allah'a emanet ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun inşallah. Değerli Radyo Denge dinleyicileri, Rabbimize hamdolsun Mehmet abimizle 21. programımızı da tamamlamış olduk. İnşallah daha sonraki Kur'an'ı hakkıyla okumak programında buluşmak üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Ben Osman Yıldız olarak teknik masadaki kardeşim Turan kardeşimle birlikte hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm.